Açıklama metninde okuyorum. HDP'li siyasetçiler hakkında yürütülen Kobane Kumpas davasında yargılamanın başından beri devam eden siyasi iktidarın talimatları doğrultusunda 16 Mayıs 2024 tarihinde görülen karar duruşmasında yüzlerce yıl hapis cezaları verilerek Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş, Ali Ürküt, Alp Altınörs, Aynur Aşan, Dilek Yağlı, Bülent Barmaksız, Günay Kubilay, İsmail Şengül, Nazmi Gür, Pervin Oduncu'nun tutukluluk halinin devamına karar verilmiştir. Başından beri kurgu ve talimatlar ile hukuk dışı şekilde tamamen siyasi sayıklarla oluşturulan bu dosyada yapılan göstermelik yargılama boyunca evrensel hukuk kuralları dahi yok sayılmıştır. Cezaevi kampüsünde bir duruşma salonunda yüzlerce kolluk mensubunun duruşma salonunda bulunması ile tecrit altında bir yargılama gerçekleştirilmiştir. Yine sadece bu davaya bakan bir özel heyet oluşturulmuş, doğal hakim ilkesi yok sayılmıştır. AKP ve MHP temsilcileri tarafından karar baştan itibaren kamuoyuna duyurulmuş, bütün dava süreci boyunca yargıya talimat verilmiş ve yargının değil siyasetin takvimi işletilmiştir. AHİM Büyük Daire Demirtaş ve AHİM Yüksekdağ kararları uygulanmamış, yok sayılmıştır. Kumpas dosyasının figüranı olarak kurgulanmış gizli tanıklar ise avukatlardan ve siyasetçilerden kaçırılmış, mahkeme heyeti tarafından gizlice dinlenmiştir. İfade etmek gerekir ki yargılama bu şekilde salt iftiracı gizli tanıklar üzerinden yürütülmeye çalışılmış, tanık beyanları ile bir siyasi parti ve siyasetçiler kriminalize edilmeye çalışılmış ve yargı tacizine maruz bırakılmıştır. Zarara uğramayan kamu kurumları dahi müşteki sıfatıyla dosyaya dahil edilerek binlerce müşteki yaratılmış ve HDP'ye karşı büyük Türkiye davası algısı oluşturulmuştur. 3530 sayfa iddianame oluşturulmuş, devamında ise 5267 sayfalık mütalaa verilmiştir. Bu denli kapsamlı bir davada esas hakkındaki savunmaya hazırlanabilmek için ise yalnızca 3,5 aylık bir süre verilmiş ve kesintisiz devam ettirilen duruşmalarla kötü muamele yasağını da aşan bir yargılama yapılmıştır. Savunmalar sırasında da savunma süreleri kısıtlanmış, savunmalara gün sınırı konulmuştur. Adil yargılanma hakkı, savunma hakkı, çelişmeli yargılama ilkesi gibi hukukun en temel ilkeleri yargılama boyunca ihlal edilmiştir. Yargılamanın başından beridir yürütülen politika ve yargılama dosyası içeriğinden sırtça açıklıkla görülmektedir ki yapılan yargılama hukuki olmadığı gibi vicdani de değildir. Sonuç olarak faşizan organizasyonu korumak adına ahlakla bağı tamamen kopartılan ve toplumun ahlaki politik alanını daraltan düşman ceza hukuku pratiklerinin en ağırından biri gerçekleştirilmiştir. HDP'li siyasetçiler hakkında verilen karar meşru bir yargılamanın sonucu değil, siyasi iktidarın Kürt halkı üzerindeki siyasi soykırım politikasının yansımasıdır. Kürt halkının yıllardır inkar edilen kimliğine karşı yasal statü taleplerini kriminalize eden siyasi iktidar, halkın meşru taleplerinin intikamını hukuka aykırı siyaseten yürütülen yargılamalar üzerinden yargı eliyle almak istemektedir. Siyasetçilere verilen yüzlerce yıllık hapis cezaları bir mahkemenin değil, AKP-MHP iktidarının siyasi kararından ibarettir. Kürt halkına, halkların birlikte mücadelesine ve demokrasiye karşı işlenen suçlara bugün Kobane Kumpas dosyası ile yeni bir sayfa eklenmiştir. Asimilasyon politikalarına karşı direnen Kürt halkının siyasi ve toplumsal statü taleplerine siyaseten çözümsüz kalan iktidar, inkar ve imha politikasını sürdürme çabasındadır. Yüzlerce yıl hapis cezaları verilerek yok etme, etkisiz bırakma tavrı devam ettirilmektedir. Kamuoyunda Kobane davası olarak bilinen bu kumpas davası, Kobane düştü düşecek söylemine karşı Kobane'nin barbar IŞİD çetelerine karşı düşmemesinin intikamıdır. Siyasi iktidarın kullanışlı aparatı haline gelen yargı kararını tanımıyoruz. Kürt halkının meşru ve haklı mücadelesi yüzlerce yıllık hapis cezaları ve tutsaklık ile sindirilemeyecek kadar köklü ve örgütlüdür. AKP-MHP iktidarının Kürt halkına ve Kürt halkının dostlarına karşı işlediği suçlara karşı Kürt halkının ve dostlarının yanındayız. Biji Berkadana Kobane, ÖHD Ankara Şube, ÇHD Ankara Şube, Toplumsal Hukuk, Hukukçu Dayanışması, Adalet İçin Hukukçular, Demokrasi İçin Hukukçular. Açıklamamız bu kadar. Teşekkür ederiz. Söz almak isteyen... Hepinize merhaba. Ben bu açıklamaya ilaveten birkaç hususa değineyim. Bir adliyenin önündeyiz. Burada hukukçular var. Bir garabet kararla karşı karşıyayız. Bir kalkışma suçunda araç suç olmadan
sadece bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle bu kadar ağır cezalar verilemez. Bu bir garabettir. İnanıyorum ki ben istinaftan bu dönecektir bu karar. Bir başka nokta, yıllarca arkadaşlarımızın insanları öldürdüklerinden, yaraladıklarından, yağma suçuna karıştıklarından bahsedilip duruldu hep. Seçim meydanlarında sürekli Yasin Börü ve arkadaşlarının öldürülmesinden HDP'li siyasetçiler sorumlu tutuldu. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi öldürme, yaralama, mala zarar verme gibi bir dizi suçla ilgili hiçbir iştirak olmadığını, hiçbir dahil bulunmadığını tespit etti ve bütün bu suçlamalardan beraat kararı verdi. Şimdi sormak gerekir. Seçim meydanlarında bu kadar bu davayla ilgili iftiralarda bulundunuz. Şimdi ne diyeceksiniz? Bu insanları, arkadaşlarımızı, sevgili Demirtaş'ı, Figen Yüksekdağ ve diğer arkadaşlarımızı niçin hapiste tutuyorsunuz? Söylenecek çok şey var. Ben inanıyorum ki bütün gerçekler ortadadır. Bakın bugünlerde Ankara'da çeşitli davalar üzerinden siyasi iktidarda bulunan partiler ve onların sözcüleri kendileriyle ilgili endişelerini dile getiriyorlar. Ya sizler söz konusu olduğunuzda adalet aklınıza geliyor da muhalifleriniz söz konusu olduğunda niçin adalet aklınıza gelmiyor? Adalet herkes için lazımdır, her zaman lazımdır. Burada bulunan hukukçular yıllardır bunu hep söylediler ve söylemeye de devam edecekler. Gün gelecek göreceksiniz ki bugünkü iktidarda bulunanlara da adalet lazım olacaktır. Biz işte o zaman yine adaleti savunmaya devam edeceğiz. Hiçbir farklılık gözetmeden, hiçbir ayrım yapmadan inanıyoruz ki bu garabet karar en kısa zamanda istinaftan dönmeli ve arkadaşlarımız özgürlüğüne kavuşmalıdır. Bunları sizlerle paylaşmak istedim.